çocuğun anlattıkları inanılmaz. Bu kapıyı açtıkları zaman bıçağın ötüyormuş. Burada yaşatıyor çocukları. İnliyordu, inliyordu. Sonra bir baktık sesi çıkmadı diyor. Vallahi benim ondan haberi hiç haberim yok. Öldü çocuk diyorlar. Hayır, hayır. Kapalı infaz kurumuna getirildi. Babaanneyi de tutukladılar. Çocuklar nasıl o hale geldi? İnan bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Kafanı cezaevine gönderildi. Anne ve babalarından ayrı yaşayan 6, 9 ve 12 yaşındaki çocuklar babaannelerinin evinde büyük bir acıya maruz kaldı. Gülizar Hanım 3 tane çocuktan bahsetti bize. Anneleri babaları cezaevinde. Bu çocuklara halası, amcası ve babaannesi bakıyormuş. Bu çocukları babaanne okula göndermiyor. Mapus hayatı yaşatıyor. Odadan dışarıya çıkartmıyor. Adı ölümle bile anılmayacak olan 6 yaşındaki çocuğumuzun cinayete kurban gittiği öğrenilecekti. Bu çocuk fenalaşmış. Ambulansla hastaneye götürülmüş. Ne oldu? Boğazına mandalina kaçtı. Demiş ki en azından yemek borusunda yiyecek çıksın ki yani bizden olduğu bilinmesin. 6 yaşındaki çocuğumuza kardeşleriyle birlikte reva görülen ortam yaşamı değil ölümü çağrıştırıyordu. Burada yaşatıyor çocukları. Kapının üstünde bu elimde gördüğünüz çan varmış. Bu kapıyı açtıkları zaman bu çan ötüyormuş. Çocukları darp ediyorlarmış. Niye bu kapı açıldı, niye bu çan öttü diye. O çocukları öldürdüler. Çocuk kendi kendine ölmedi. Mandalinden ölmedi. Çocuk öldürüldü. Anne, oğlu ve kızı. Üçü yaptılar bu olayı. Taksiye binip kaçtı. Biz peşinden koşturduk. Yakalayamadık. Tutuklanma talebiyle sevk edildi. Hala amca ise olaydan sonra çıkan tartışmadan silahla tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annenizle birlikte mi öldürdünüz? Nasıl kıyabildiniz? Bu annenim öldü yeğenlerim. Hayır, hayır. Bizim açar mısınız? Tamam, bir dakika konuşacağım. Niye? Kesinlikle yeğenimin ölümüyle tamam. Bir alakam yoktur. Kesinlikle yeğenimin ölümüyle alakam yoktur. Kız nerede? Ölümse olmasın. Sezer Tiftik tutuklanarak H tipi kapalı infaz kurumuna getirildi. Hala Eskişehir L tipi kapalı ceza infaz kurumuna getirildi. Öldürüldüğü söylenen yavrumuzun amcası ve halasının tutuklandığı esnada babaannesi firariydi. O kadını mı arıyorsun? Evet. Dün olmuş camisi var ya anne abla. Onu orada gördüm en son. Tamam, geliyoruz, teşekkür ederiz. Firari babaanne ise Müge Anlı buldu. Her şeyden habersiz olduğunu söyledi. Müge Anlı'dan geliyorum. Niye, sebep ne? Torununuzun ölümüyle alakalı arıyorum sizi. Vallahi benim ondan haberi hiç haberim yok. Polis ekipleri geldi. Babaanneyi de tutukladılar. Bize iftira atanlar kim biliyor musun? Çek, kurslar mı yazdı? Ne oldu? Ya, tamam, gireyim ben anlatıyorum yani. Çocuklar nasıl o hale geldi? İnan bilmiyorum, vallahi bilmiyorum nasıl geldi o ya. Ama siz bilmezsiniz, kim bilecek çocuk? Yani kavga dövüşüyor, birbirlerini yiyorlar çocuklar, dövüyorlar birbirlerini. Bir yavrumuza mezar, diğer çocuklarımıza zindan olan evin sahipleri demir parmaklıklar ardına gönderildi. Firari babaanne Eskişehir İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliğine götürüldü. İşkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve Altsoy'a karşı kasten öldürme, diğer torunlarına yönelik eziyet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vicdanı sızlamadı mı? Niye aç bıraktın? Tutuklanan babaanne Eskişehir L tipi kapalı cezaevine getirildi ve Müge Anlı da bir dosya daha kapandı. Bir hafta 10 gün boyunca benim abim dövülmüş. Ben bu adamı dövdüm. Sağlam 4-5 tane vurdu yani ablacığım. Kaşındım, canım sofa istiyordu, yedim. Çocuk haklı dedi. Teyzesim onu dedi. Canını yakmışlar dedi. Ne görmüşler? Resmen cinayet işlemiş. Her tarafını kesmiş, biçmiş. Ölü görmüşler. Hesabını ödeyeceksin. Öldüren kişi de teyze oğlu Kubilay Güney. Dördü de kasten adam öldürme suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Özcan ailesi 5 aydır haber alamadıkları Ümit Sedat Özcan için Müge Anlı stüdyosundaydı. 46 yaşındaki adamın kuzeni tarafından öldürüldüğü şüphesi hakimdi. Televizyona çıkarsanız, polise giderseniz sizin evinizi basarım, sizi de öldürürüm dedi. Bana dedi ki Bulgaristan'a kaçırdım ben mülteciyle. Ben içeri girersem çıkınca da senin oğlu öldürürüm, hepinizi öldürürüm diye tehdit etti. Kubilay Güney kuzenini dövdüğünü gülerek itiraf ediyor, üzerindeki şüpheleri ve tepkileri artırıyordu. Bir hafta 10 gün boyunca benim abim dövülmüş. Bir hafta boyunca 70 bin lira için bu adam dayak yedi mi? Ablacığım ben bu adamı dövdüm, vurdum da dudağımı daha patladı abla, ben şimdi neye söyleyeyim. Bu adam dövüldü. Niye hastaneye götürmediniz? Hastaneye düşecek kadar da değil yani ablacığım. Vurduğumuz 4-5 tane tokat yani. Sağlam 4-5 tane vurdu yani ablacığım. O zaman seni de dövsünler. Sen niye yapıyorsun o zaman? Sağ mı kaldı? Al madalya taktı başına. Söylediği lafları bile inkar ediyor. Benim oğlumu getireceksin. Sen gece gündüz onunla beraberdin. Ben senin kayıp başlığında ne zaman engel olmaya kalktım? Yanlıya çıkmadan seni ortadan yok ederim ne zaman dedim.
Demedim. Çocuklarım da şahit. Para para lazım. Burada yalandı. Hürriyet ya. Madem boğazına bıçak dayamış, ondan sonra sesin niye polise gitmedin? Ha? Teyzesine gösterdiği öfkeli tavırla dikkat çeken Gülşah Güney, kuzenim kardeşimin elinde kalmıştır dedi. O ara bölümü tabi aradım, sordum. Kaşındım canım, sofa istiyordu, yedim. Çocuk haklı dedi. Müge Anlı'ya ulaşan görgü tanıklarının ifadeleri gösteriyordu ki Ümit Sedat Özcan kuzen kurbanı olmuştu. Teyzesinin oğlunu dedi, canını yakmışlar dedi. Ne görmüşler? Resmen cinayet işlemiş, her tarafını kesmiş biçmiş. Ölü görmüşler. Hesabını ödeyeceksin. Kime ödemişler? Kübülay'ın evine girdik. Adamın inilti sesini de işittim. Ben de işittim. Yani adam inliyordu. Eczacı kalfası bizi aradı. Bir fotoğraf gönderiyor. Yan profilden ama yüzü belli olmayan, kulağında ciddi bir şişik vardı. Boynunda morluklar vardı. Fotoğrafı attı, beni aradı. Onu o evden nasıl çıkartacağım, nasıl ayaklandıracağım onu düşünüp duruyorum da bir çare de bulamadım. Bence çok önemli bir bilgi verdi. Aslında şimdi puzzle'ın parçaları oturuyor. Ve kaybından yaklaşık 5 ay sonra tıpkı programımızda konuşulduğu gibi Ümit Sedat Özcan'ın cinayet kurbanı olduğu kesinleşti. 46 yaşındaki adam İstanbul Arnavutköy'de bir arazide toprağa gömülü halde bulundu. Öldüren kişi de burada ailemde en baştan beri iddia ettiği gibi teyze oğlu Kubilay Güney. Bir şey diyecek. Bilirim Allah'tan bir daha çıkamam. Programı ısrarla çık. Kafama yemeye çalışmayın abi, hey. Cinayet Büro'ya da çok teşekkür ediyorum, İstanbul Cinayet Büro'ya da. Allah bir kere razı olsun. İlk günden beri onlar da çok yakından takip ettiler. Çok hızlı bir süreç ilerledi. Evet. Bir cinayet, iki şehir, üç kuzen, dört tutuklama. Bu işin içinde Kubilay var, ablası buraya gelen Gülşah var, eşi Melike var ve abi Kürşat var. Başınıza gelecekleri bildiğiniz için mi o kadar gergindiniz? Kardeşiniz için katil demiştiniz. Katil olan da Kubilay ki, düşünürüm ya aslında zaten katil Kubilay. Allah. Dördü de kasten adam öldürme suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Kubilay Güney ve Kürşat Güney, Metris Birnoğlu T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Öte yandan Gülşah Güney ve Melike Güney de tutuklanarak İstanbul Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Böylelikle Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı. İsmail Batur'la ava gitmek üzere evden ayrılıyor. Dağa götürdü bunu. Yanına tüfeğini de alıyor. Ona bir şey yaptı, ne yaptı? En sona görmüş. Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Arkasından vurulmuş bir şekilde bulundu. Beni şüpheli İsmail. Bu işi çözecek tek kişi Müge Anlı. Cezaevine gönderdiler onlar. Hem delil karartma hem de kuvvetli suç şüphesiyle. Mardin Midyat'taki evinden arkadaşlarıyla birlikte ava gitmek için ayrılan Osman Alver bir daha geri dönemedi. Osman saat 14.30 sıralarında hem köylüsü hem de arkadaşı olan İsmail Batur'la ava gitmek üzere evden ayrılıyor. Yanına tüfeğini de alıyor. Ava gittiği arkadaşı İsmail Batur geri dönmüş ama bizim Osman'dan haber yok. 25 yaşındaki gencin öldürüldüğü düşünülüyordu. İlk defa mı ava çıkıyorlar bunlar? Evet evet. Gel ava çıkalım diye dağa götürdü bunu. Ama aslında av diye bir şey yok. Hani tüfek, hani Osman? Gitti, kendisi geri gelmedi. Jandarma bölgede arama çalışması yapıyor. İsmail jandarmaları atış yaptıkları noktayı değil farklı bir yere yönlendirmiş. Çünkü aileye ulaşan bir görgü tanığı o akşam İsmail ve Osman olduğunu düşündüğü iki erkek şahsın arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin 2-3 kilometre ötesinde gördüğünü anlatmış. 10-15 el ateş açıldığını da duyduğunu söylemiş. Acı haber çok geçmeden geldi. Osman Alver evine yaklaşık 2 kilometre mesafede sırtından vurularak öldürülmüştü. Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yayınımızın hemen ardından cenazesi bulundu. Evine 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda sırtından vurulmuş. Osman Alver ne yazık ki ava giderken ağlanmıştı. Osman Alver'in cenazesi tam olarak bu kayaya yaslanmış ve arkasından vurulmuş bir şekilde bulundu. Öğreniyorum ki arkasından vurmuşlar. Beni şüpheli İsmail. Yapsa yine o yapar. İsmail gözaltına alınıp Midyat ilçe jandarma komutanlığına getirildiği bilgisine ulaştık. Katil zanlısı olan iki arkadaşı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Cezaevine gönderdiler onlar hem delil karartma hem de kuvvetli suç şüphesiyle. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı. Arabanın arkasında kazma kürek gördüm ben dedi. Bu konteyneri göstermiyor bize Ünal. Görüştüğümüz yer burası. Biz o konteyneri bulduk. Rümeysa'nın ayakkabısı evet. Ne yaşandı, ne oldu? Anlat. Bir tartışma geçti aramızda para yüzünden. Ben de onlar gibi gömelim dedim.
İşte bu. 3 cenazede barakanın yanındaki arazide bulundu. 5 cinayet. Bir tek Erdoğan'ı vurdum. 5 kişi 4 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 38 yaşındaki Sevgi Demirci, iki çocuğuyla birlikte 2021 yılında İstanbul'dan şüpheli şekilde kayboldu. Konuşulanlar anne ve çocuklarının cinayet kurbanı olduğunu gösteriyordu. Bunlar kaybolmadan bir hafta önce Eren'le konuştuğumuzda işte Ünal'la dışarı çıktılar. Aralarında bir para muhabbeti vardı. Hatta kayboldukları günde bu Ünal'ın son ödeme günüydü parayı. O gün içinde Eren bana gezen kolum atıyor. Yarım saat içinde işte benden haber alamazsın işte polisi ara diye. Biz işte tenha yerlerdeydik, ormanlık alanlardaydık. Arabanın arkasında kazma kürek gördüm ben dedi. Şüphe okları Sevgi Demirci'nin sevgilisi Ünal Yurdakul üzerindeydi. Sevgi burada hamama başlamıştı. Gidiş gelişlerde konuşmalarda falan filan yakınlaşma olunca. Evlerine gidip geliyor muydunuz? Gidip geliyordum. Ayda 2 gün, 3 gün kaldığımda oldu. Üstelik Sevgi Demirci'nin boşandığı eşi Mücahit Polat da 2017 yılından bu yana kayıptı. Son zamanlarda da ablam bahsetmeye başlamıştı aslında kaybolmadan daha önce. Ünal'la birlikteyiz ama hani şiddet gösteriyor falan gibi. Ünal'a siz açıp sormadınız mı? Nerede kardeşim? Sürekli telefon değiştiriyormuş. Eski damat. Var, ona sorsaydınız, onun da çocukları. Ha, o da Sevgi'den önce kaybolmuş. Yalnızca anne, baba ve çocuklara değil, Sevgi Demirci'nin eski sevgilisi Erdoğan Polat'a da 5 yıldır ulaşılamıyordu. 2018 yılının Ocak ayında Erdoğan Çerkezköy Beylikdüzü arası minibüs hattında işe başlayacağını söylüyor eşine. O saatten itibaren eşi ve çocukları Erdoğan'dan haber alamıyorlar. Sevgi Demirci ile birlikte kaybolan oğlu Eren Polat'ın kız arkadaşı, 3 kişinin en son Ünal Yurdakul'un kaldığı çiftlik evinde olduğuna tanıklık etmişti. Ünal yeni bir arsa almış, arsada kulübe var. Hafta sonu orada geçirdiler Sevgi Demirci. Demirci işte, Rümeysa, Eren, Ömer Yurdakul da var burada. Ünal hep birlikte gittiler. Ömer Yurdakul ki? Kuzenleri oluyor. Sevgi Demirci'nin sevgilisi 3 isimle birlikte başka bir noktada kaldıklarını işaret etmişti. Ben o bahsettiğiniz hafta sonu onlarla beraberdim. Ama diyor kaldığım ev bu ev değildi diyor. O diyor ki ben bu evde kaldım. Tabii bu evle o ev birbirine benzemediği için biz şimdi aramaya devam ettik. Ve bakın neyle karşılaştık. Eren'in attığı fotoğraftaki eve benzer bir yıkıntı bulduk. Hemen önünde prefabrik ev ki bunun dışı gri kaplı görünüyor fotoğrafta. Bakın hemen burada bir çocuk ayakkabısı var. Rümeysa'nın ayakkabısı o. Öyle mi? Evet. Bu mu Rümeysa'nın ayakkabısı? Cansa, sen daha yakınsın aslında. Evet, Rümeysa'nın ayakkabısı, evet. 5 kişinin son bulunduğu çiftlik evinden Ünal Yurdakul'la birlikte ortada kalan kuzeni Ömer'in stüdyomuzdaki açıklamaları bir dizi cinayet zinciriydi. Ne yaşandı, ne oldu? Anlat. Bir tartışma geçti aramızda para yüzünden. Ben de onlar gibi gömelim dedim. İşte bu. Ha. Aferin size. Söylesene, ben de açık açık kardeş. Korkumdan kaçtım. 5 kişiyi kaybettiniz ondan. Yok ortada. Ömer Yurdakul'un stüdyomuzdaki açıklamalarının ardından eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı ve Ünal'la Ömer Yurdakul kuzenler gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kayıp büro Ömer'i de stüdyomuzdan alırken, Ünal'ı da alırken diğer tarafta da yıkık barakanın yanında kazı çalışması yapıyordu. 3 şahsı da çiftlik evinin yanındaki aynı yeri gömdükleri ortaya çıktı. Çok geçmeden sorguda ilk itiraf geldi. Sevgi Demirci, iki çocuğu, eski eşi ve sevgilisi. Her biri zincirleme cinayetin kurbanıydı. Ömer, Erdoğan'ın da öldürüldüğünü itiraf etti. Aynı zamanda Zeynep'in babası Mücahit'in de öldürüldüğünü itiraf etti. 5 tane cinayetten bahsediyoruz ne yazık ki. Türkiye'nin gündemine oturan 5 kişilik cinayet zincirinde 5 zanlı için yolun sonu cezaeviydi. 5 kişi 4 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vicdanla sızlamadı mı? Yakalanmayacağınız mı düşünüyordunuz? Bir tek Erdoğan'ı vurdum ben. Bir tek Erdoğan'ı vurdum. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı.